Herkese merhaba. Yeni bir video ile daha karşınızdayız. Bugün gerçekten inanılmaz hareketli başladı. Aslında dün geceden itibaren hareketlilik vardı ama bugün daha da bir yoğunluk var. Öncelikle şunu söyleyeyim. Yani oğlumun rahatsızlığı oldu sabah saatlerinde. Ciğerlerini üşüttü. Doktora gittik. O sırada paylaşımları da yaptım. Geçmiş olsun mesajı atan, arayan, soran herkesten Allah razı olsun, çok çok sağ olun. Şu an toparladı çok şükür, gayet iyi durumda ama biraz korktuk. Allah eksikliklerini hissettirmesin diyelim. Allah razı olsun, çok çok sağ olun. Diğer nokta, Trabzonspor transferde bomba gibi girdi. Herkes, hepimiz dahil olmak üzere, geç mi kaldı, planlamada bu sene sorun mu var derken bir günde 4 transfer açıkladı. 5 ve 6.lar yolda, aslında 7-8 diye gitmesini bekliyoruz bunu. Yani 8 de muhtemelen tamamlanacak gibi gözüküyor. Çok ekstra giden oyuncu olmazsa. Şimdi bu gündemi biraz konuşalım. O diğer 7-8 konusuna da gireceğiz. Bir de Anthony Vakeme'nin vedası var tabii. O konuyu da konuşacağız. Bu kez başta söyleyeyim. Hep diyorsunuz abi sonda söyleme, başta söyle diye. Böyle oluyor sanırım. Lütfen eğer beğeniyorsanız beğen tuşuna basıp yorumlarınızı da yazarsanız çok çok mutlu olurum. Şimdi başlayalım. Trabzonspor Larsen transferini bitirdi. Hatta şu sıralarda oyuncu İstanbul'a geldi. İstanbul'da sağlık kontrolünden geçecek. Ardından AS Başkan Ertuğrul Doğan'ın ofisine giderek Trabzonspor'la sözleşme imzalayacak. 30 Haziran tarihinde Udinese ile sözleşmesi sona eriyor ve serbest statüye düşecek bir oyuncu. Daha önceki yayınlarda da sürekli söylemiştik. Eğer Trabzonspor Larsen'i imza attırırsa sol beke Eren Elmalı'yı almak zorunda diye. Çünkü yerli kuralından dolayı böyle bir bağlayıcı durum var Trabzonspor adına ve o da gerçekleşti. Larsen transferi açıklandı. Hemen ardından diğer transferler de peş peşe açıklandı. Larsen'le 3 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor Trabzonspor'un. Affedersiniz. 3 yıllık sözleşme imzalayacak Trabzonspor Larsen'le. Bonservis bedeli o yok. Rakamsal konularda henüz çok fazla bilgi teyit edemediğim için rakamsal boyutunu Larsen'le ilgili paylaşmayacağım. Sadece Cornelius'un da bu transferde çok aktif rol aldığını, teknik ekibin ve scout ekibinin oyuncunun sağ bek, stoper ve sol bek oynayabilme özelliklerinden dolayı dün akşam transferi artık bitirelim, kararımızı verelim, kampa odaklanalım demesinin ardından oyuncunun İstanbul'a getirildiğini söyleyelim. Larsen Trabzonspor'un bu sezonki ilk yabancı transferi olarak kayıtlara geçti. Milli takımdan da Cornelius'un arkadaşı. Diğer oyuncu Doğucan Haspolat. Dün gece sürpriz bir şekilde ilk kez size duyurduk Doğucan Haspolat transferini. Tabi o saatlerde uyuyanlar vardı. Belki sabah uyandıklarında haberi gördüler ama biz saat 00:30 sularında sanırım Doğucan Haspolat transferini açıkladık. Doğucan Haspolat Ümit Milli Takım'da forma giyiyor ve geçtiğimiz sezon ligin en istikrarlı orta savunucularından bir tanesi. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın deyimiyle savaşan, mücadele eden ve topu kullanma becerileri de olan bir oyuncu ve aynı zamanda da sağ bek bölgesini de yedekleme özelliğine sahip bir isim. Yani Trabzonspor'un transfer planlamasında en dikkat çekici nokta bir transfer yapıldığında bu oyuncunun birkaç farklı bölgede oynayabilmesine dikkat ediyor Trabzonspor. Dorukhan'dan, Dansville'den bu noktada en üst verim alındığı için aynı stratejiyi şu andaki transfer planlamasına da yansıtmış durumda. Doğucan Haspolat Ümit Milli Takım'da da görev yapıyor. Ligde de birçok takımla ismi anılıyordu ama teknik direktör Abdullah Avcı scout ekibiyle görüştü. Orta sahada daha sıkı bir rekabet istiyorum. Defansif yönleri ön planda olan ama oyunu iki yönlü oynamaya başaran, oyun kurma becerisi olan da bir isim istiyorum. Yerli bir isim istiyorum dedi. Ve Doğucan Haspolat transferi böylelikle Trabzonspor'un girişimleri sonucunda gerçekleşti. Ama Doğucan Haspolat transferiyle birlikte Eren Elmalı transferi de gerçekleşti Trabzonspor adına. Çünkü Eren Elmalı için aslında Kasımpaşa kulübü çok yüksek rakamlar talep ediyordu. Doğucan Haspolat'ı bir paket olarak buraya dahil etti Trabzonspor ve rakamı bir şekilde dengelemeye çalıştı. Rakamsal noktasını henüz %100 teyit edemesem de bu iki oyuncu ile ilgili olarak şunu söyleyeyim. Yani sadece Eren Elmalı için Kasımpaşa kulübünün talep ettiği 4,5 milyon avronun
biraz üzerinde bir rakama, yani biraz derken tam ne teyit edemedim orada, yanıltmak istemiyorum. Bu tarz bir rakama iki oyuncunun transferinin bitirildiğini ve bu ödemelerin de uzun vadeli olarak yapılmasının planlandığını söyleyelim. Zaten belki video yüklerken belki yarına sarkabilir. Bu transfer açıklanacaktır. Sağ beke Larsen transferi geldikten sonra sol bekin zaten Türk olması beklenen bir gelişmeydi. Bunu sürekli vurguluyorduk ve Eren Elmalı teknik direktör Abdullah Avcı'nın sol bek bölgesinde transfere en çok istediği isimdi. Yani birinci sırada yer alıyordu. Ardından yabancı oyuncular geliyordu. Çünkü yerli kuralı var ve bu mecburiyet bağlayıcı. Hem scout ekibi hem de teknik ekip Eren Elmalı'nın geçtiğimiz sezon sergilediği performanstan fazlasıyla memnun kaldılar ve gelişime açık olduğunu, potansiyeline yatırım yapılması gerektiği konusunda hemfikir oldular. Ama aradan geçen zaman içerisinde Kasımpaşa Kulübü bir transfer için çok ciddi rakamlar istediği için bu sefer Doğucan Haspolat'ı paket olarak devreye soktu Trabzonspor ve Eren Elmalı transferini de böylelikle gerçekleştirmiş oldu. Oyuncuyla aslında kulüple belli bir mesafe kat edildi sürekli olarak. Oyuncunun talep ettiği rakamlar biraz yüksekti. Onunla bazı pazarlıklar yapıldı ve sonuç olarak transfer Trabzonspor adına gerçekleşmiş oldu. Larsen, Eren Elmalı ve Doğucan Haspolat. Diğer oyuncu da Dansville. Dansville ile ilgili olarak zaten daha önce de çok kez ifade ettik. Paylaşım da yaptık. Trabzonspor'da kalmak istiyor. Trabzonspor yönetim kurulunda iş transferde. Bu oyuncuyu kadrosuna katma noktasında çok ciddi mesafe kat etti diye. Bugün itibariyle Dansville'le de her konuda anlaşmaya varıldı. İlk başlarda Trabzonspor'dan çok yüksek rakamlar talep ediyordu Dansville. Daha sonra yumuşamaya gitti ve Trabzonspor'un önerdiği rakamları kabul etti. 1.3 civarında bir rakam. Yani 1.2 olur, belki biraz şey olur. Bu rakamlara anlaşma sağlandı Dansville ile ilgili olarak. Oyuncu da gelecek sezondan itibaren en az 3 süreyle, yine 3 sene süreyle Trabzonspor formasını terletecek. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın İstanbul'da yapılan, o Nisan ayında yapılan toplantıda takımda kesinlikle kalmasını istiyorum dediği oyunculardan bir tanesiydi. Bir diğeri de Giannini Semedo. Giannini Semedo ile de görüşmelerde ciddi mesafe kat edildi ama o belki haftaya sarkabilir. Onu da belki paylaşmak nasip olur diyelim. Geçelim diğer konulara. Önce Umut Bozok'tan başlayalım. Umut Bozok transferi Türkiye'de şu anda birçok takımın transfer gündeminde ve özellikle Galatasaray'la ismi çok fazla anılıyor. Oyuncunun Galatasaray'ı tuttuğu söyleniyor ama bunların artık günümüz profesyonel yaşantısında çok fazla anlam ifade etmediğini biliyorsunuz. Yani hem Halil Dervişoğlu hem Ferdi Kadıoğlu iyi Trabzonsporlular. Geçmişte de bunu zaten çok fazla örneği var, fotoğrafları mevcut. Ama önemli olan profesyonel yapı altında ne yaptıkları. Ferdi Fenerbahçe forması için elinden geleni yapıyor. Halil Galatasaray forması altında oynadığı sürede de elinden geleni yaptı. Bunlar çok normal şeyler artık. Umut Bozok transferiyle ilgili olarak Trabzonspor Kulübü Lorient'le anlaşmaya vardı. Zaten oyuncunun sözleşmesinde serbest kalır maddesi yer alıyor. 2,5 milyon avroya serbest kalır maddesi yer alıyor ve Trabzonspor Lorient'e bu rakamı ödeyeceğini söyledi. Lorient'te biz kabul ediyoruz, oyuncuyla görüşün dedi. Trabzonspor Umut Bozok'u İstanbul'a davet etti. Önümüzdeki günlerde Umut Bozok henüz tarihi bir netleşmedi. İstanbul'a gelecek ve burada Trabzonspor yönetim kuruluyla bir görüşme gerçekleştirecek. O görüşmenin ardından bakalım Umut Bozok'un bakış açısı ne olacak? Ama burada bir parantez açalım. Umut Bozok transferinde de Abdullah Avcı devreye girdi. Abdullah Avcı oyuncuyla bir görüşme gerçekleştirdi. Onun görüşme gerçekleştirdiği oyuncuların transferi çok fazla geri dönüş yapmıyor biliyorsunuz. Yani olumsuz manada geri dönüş olmuyor. O yüzden Umut Bozok'la da ilgili süreç şu an itibariyle olumlu ilerliyor. Zaten kulübüyle anlaşılıyor. Anlaşıldı. Yönetimden teyitli. Oyuncuyla da ön görüşme olumlu ama bir yüz yüze görüşme affedersiniz. Bir yüz yüze görüşme gerçekleştirilecek. Bakalım o görüşmeden ne zaman anlaşma çıkacak. Günü belki bugün içerisinde teyit ederiz. Belki yarına sarkabilir. Ama bir diğer stoper var ki çok önemli bir isim. Shakhtar Donetsk'ten Marlon. Trabzonspor stoper bölgesine Marlon'u takviye etmek için Shakhtar Donetsk kulübüyle görüşmelerini sürdürüyor. Oyuncuyla menajeri üzerinden yapılan görüşmelerde maddi konularda anlaşma sağlandı. Ama henüz Shakhtar Donetsk kulübü maddi konularda ikna edilemedi. Oyuncunun güncel transfer market bedeli 10 milyon avro.
çok yüksek bir rakam. Ama oyuncu Ukrayna'daki savaş nedeniyle ayrılmak istiyor ve Trabzonspor'un teklifi de onun adına şu anda çok cazip. Trabzonspor Shakhtar Donetsk'i ikna için çalışmalarını sürdürüyor. 3 farklı teklif sundu Trabzonspor Shakhtar Donetsk'e bu oyuncu için. 3 resmi teklif gönderdi. 3'ü de şu ana kadar kabul edilmedi. 4.'yi hazırlıyor Trabzonspor. Oyuncuyu ne kadar istediğini anlatmak için bunu söylüyorum. Gerçekten Marlon transferi için çok ciddi bir çaba sarf ediliyor. İtalya'da Sassuolo'da, Barcelona'da, Niza'da, Fluminense'de çok önemli kulüplerde forma giydi Marlon ve gerçekten daha yaş olarak da bakıldığında 26 yaşında potansiyelli bir isim. Ukrayna Ligi yarıda kaldı ama yarıda kalan dönem içerisinde 22 maçta da görev yapmıştı. Sürekli olarak istatistiği, formu, gidişatı üst düzeyde olan bir oyuncu. Brezilya milli takımının da altyapı kategorilerinde oynadığını söyleyelim. Ama Marlon'un dışında Trabzonspor Bartra transferiyle de aynı anda koordineli olarak görüşmelerini sürdürüyor. Real Betis'in maddi beklentisi çok yüksek. Teknik heyet Marlon'a da Bartra'ya da onar vermiş durumda. Hangisinin transferi gerçekleşirse ikisinin de çok fazlasıyla beklentiyi karşılayabilecek seviyede olduğunu söyleyelim. Şu an itibariyle süreç olumlu şekilde devam ediyor. Marlon transferi biraz daha ön planda olmak üzere ama Bartra'yla da ilgili temaslar tamamen kapatılmış değil. Bir diğer günün konusu Anthony Vakeme sosyal medya hesabından yayınladığı mesajla Trabzonspor'a veda etti. Ama veda içerisinde sitem dolu ifadeler de kullandı. Benim ayrılacağımı ima etmeye çalışıyor. Beni taraftar önüne atmaya çalışıyorlar dedi Anthony Vakeme. Ama zaten yönetim kurulu bunu daha önce en yetkili ağızlardan açıklamıştı. Biz Anthony Vakeme'ye takımda kalmasını istediğimizi göstermek adına en fazla kazanan isim olan Marek Hamşik'in aldığı rakamı önerdik dedi. Kendileri bunu kabul etmedi dedi. Bu yönetim açıklaması. Anthony Vakeme cephesinden de farklı bir açıklama geldi. Çok özel bir oyuncu Anthony Vakeme. Yani bunu daha önce birçok kez söyledim. Siz de şahit olmuşsunuzdur. Çok çok yetenekli bulduğum bir isim ama kulüpte özellikle Sosa Novak'ta da bunu yaptı. Bazı dengeleri aşmak istemiyor. Vakeme'de de bunu aşmadı. 2.4 milyon avronun üzerine çıkmadı ama rakamsal konudan ziyade sözleşme süresiyle alakalı sorun vardı Vakeme'de. O 3 yıllık istiyordu. Trabzonspor opsiyonunu 2 yıllık öneriyordu. Burada anlaşma olmadı. 4 yılda Trabzonspor'a inanılmaz şeyler katmış bir oyuncudan bahsediyoruz. Umarım kulüp güzel bir veda yapar kendisine. Kendisinin de bundan sonraki serüvenin de yolu açık olsun. Hiçbir zaman unutmayacağız Anthony Vakeme'yi. Böyle özel bir oyuncuydu. Ama Trabzonspor onun boşluğunu doldurmak için Trezeguet'i pazartesi günü menajerini İstanbul'a davet etti. Trezeguet'in menajeri pazartesi günü İstanbul'a gelecek ve burada yöneticilerle bir görüşme yapacak. Bakalım o transferde gerçekleşecek mi? Yayının sonunda bir sürpriz daha vereyim. Trabzonspor bir bölgeye daha çok önemli bir transfer hamlesi yapacak. Orayla ilgili henüz isimleri netleştiremediğimiz için paylaşmayacağım. Ama bir değerli transfer daha hamlesi olacak Trabzonspor'un, onu söyleyelim. Umarım videoyu beğenirsiniz. Görüşlerinizi aktarırsınız. Abone olmadan izleyen sayısı çok fazla. Abone olursanız da mutlu edersiniz. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.